Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazırım. Anne. Bu sen saçlarını açtın. Günaydın anne. Ya. Wow, Splatterstrom, ne yapıyorsun orada öyle? Yok artık. Tüm serimi neden böyle asker gibi dizildiniz kızlar? Wow. Bir tarafta ben arkadaşlar elim burada aynalı bir kuaför masamız. Bir tarafta LOL Hair Goals kutumuz. Ortada LOL Hair Goals bebeklerimiz ve saraklar. Yoksa aylardır beklediğiniz video mu bu arkadaşlar? Evet, doğru adrestesiniz. İşte tam olarak o. Eva Surprise Hair Goals'lerin saçları açılıyor. Herkese merhabalar. Nasılsınız? Ben çok iyiyim arkadaşlar. Evet, duyduk duymadık demeyin. Duyanlar duymayanlar ver versin. Annemin sözlerini kullanıyorum arkadaşlar. Çünkü annem yok. İçeride bavul hazırlığında ben de sizlere tatilden önce Eva Surprise bebeklerimizin saçlarını açarak güzel bir görsel şölen yaşatmak istiyorum. 4 çeşit tarağım var. Hangisini daha güzel yapabilirim bilmiyorum. Hepsine Splatters ve Witchy bebeği üzerinde test edeceğim. Daha sonra diğer bebeklerimin saçlarını da o taraklarla tarayacağım. Bu arada Hair Ghost denen bu seride tararam, 2 tane saçsız bebek var arkadaşlar. Yani madem Hair Ghost serisi, neden saçsız bebek koyuyorsun? Çok saçma. Hiç mantıklı bulmuyorum arkadaşlar. Sizin de bu konudaki yorumlarınızı aşağıya bekliyorum. Glamour Queen ve Charmin Queen. Sizce bu iki mükemmel, güzel bebeğin Eva Surprise Hair Ghost serisinde olması mantıklı mı? Şimdi maalesef sizin saçınız olmadığı için siz bu videoyu terk ediyorsunuz. Yok yok, terk etmeyin. Seyirci olarak bizi burada izleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlarınızın saçları açılacak ve farklı tarzlarda bebekler oluşacak arkadaşlar. Reklamında gördüğüm kadarıyla saçlarını açınca çok farklı şekillere bürünüyorlar. Splatters'cığım, bulaşın haline. Hadi gelin arkadaşlar, Splatters'tan başlayalım. Gerçekten çok komik. Her gördüğümde gülesim geliyor. Senin saçların böyle değil tatlı. Nasıl böyle oldu ya? Arkadaşlar çok komik değil mi? Tarayalım bakalım. Ne yapsak bilmiyorum ki. Ay, buraya da slime bulaşmış. Splatters'ın saçlarına bayılıyorum arkadaşlar. Pembe ve mavinin uyumu çok güzel olmuş. Ama ve lakin bu saç neden böyle? Yani jöle mi sürmem gerekiyor? Sulamam mı gerekiyor? Ne yapsam bilemedim. Böyle bir saç olmaz yani. Neden bu kadar kabarıksın sen? Böyle olman lazımdı senin. Heh, tam olarak böyle olman lazımdı. Arkadaşlar Splatters'ın saçları böyle oluyor. Hemen taraklarımızı deneyelim. 1 numaralı tarak, 2 numaralı tarak, 3 numaralı tarak, 4 numaralı tarak. Evet, 2 tarak seçeceğim. Seçtim arkadaşlar. Bu turuncu ile pembeyi seçiyorum. Diğerlerini gönderiyorum. Ve sırada Witchy bebeği var. Witchy bebeğin de saçları Splatters'ın ilk saçları gibiydi. Sonra Splatters'ın saçları bu şekilde aldı. Bakalım Witchy bebeğin saçlarını taradığımız zaman da öyle olacak mı? Wow arkadaşlar, çok mantıklı bir şey yapmışlar. Şu an fark ediyorum. Witchy bebeğin saçlarının dibini beyaza boyamışlar ki daha gür gözüksün diye. Gerçekten aslında az saç kullanılmış ama saçının dibi beyaz olduğu için çok gürmüş gibi duruyor. Wow. Evet, taradık ve Splatters gibi kabarmadı arkadaşlar. Hatta düzeldi bile. Aa, bu ne? Saçları düzgün kesilmemiş. Hemen düzeltmeye ihtiyacı var. O zaman makasımı kapıp geliyorum. Hemen geldim arkadaşlar. Witchy bebeğin saçıyla birlikte artık kuaförlüğe de başladım. Bebeklerimin düzgün olmayan saçını keseceğim. Çok mutluyum. Şöyle güzelce tarıyorum. Evet. Bir dakika, bir dakika. Şeyin dedi ki ablam Hair Ghost'ların saçlarını açma videosu çekiyor. Ay çok şükür, yanlış alarmmış arkadaşlarım. Zaten açık bebeğimizin saçı değil mi? Evet, bu saçta böyle bir şey yok yani, değil mi? Hiçbir şey yapmadım anneciğim, bak arkaya. Ha, bir dakika, bunun saçını kestin mi sen? Kısalttın mı birazcık bu saçı? Yok, hiç kere bak, yerde saç görüyor musun? Hiç kesmedim. Yok, evet ya arkadaşlar, bir korktum bir korktum. Açılır mı hiç bu kızların saçları? Ne kadar güzel cicişlerini toplamışlar. Tamam bu saçım, çok özür dilerim. Siz videonuza devam edin. Bu arada merhaba arkadaşlarım, canlarım, ciğerlerim, her şeylerim. Ben bavul hazırlığına devam ediyorum. Jane'in yanlış ihbarda bulunmuş. Evet, biz sence kombinci yanlış yapıyorduk tamam, canım. Tamam, özür dilerim. Hiçbir şey yok. Doink arkadaşlar, annemi kandırdık. Yaşasın yaşasın. Hadi gelin kesmeye, iş kesmeye başlamışız. Yerdeki saçları gördüğü zaman doink bayağı kötü olurdu. Şimdi şurada gördüğünüz gibi minik minik saçlar var. O saçları kesiyorum. Makasım da nasıl kesmeyen bir makas. Evet arkadaşlar, bence düzeldi. Bakın harika oldu. Witchy bebeğimin saç işlemi de bitti. Ve şimdi sırada en merak ettiğim bebek var arkadaşlar. Sizce hangisi? Dererim. Eva Surprise'ların Barbie'si. Evet arkadaşlar, ben ona Eva Surprise'ların Barbie'si diyorum. Çünkü gerçekten tam bir Barbie bebek değil mi? İsmi de Oops Baby. Arkadaşlar onu çok seviyorum ve saçlarını açacağım için çok mutsuzum. Çünkü saçların toplanma şeklini de çok beğeniyorum. Ama maalesef açmak zorundayım. Haydi başlayalım. Bu ipli, bu lastikleri koparmadan çıkarmak istiyorum ama biraz zor galiba. Sizce bu lastikleri koparmadan çıkarabilir miyim? Ne diyorsunuz? Yoksa direkt keseyim mi?
İşte çıkardım. Arkadaşlar saçının bağlandığı yerde fabrikadan çıkarken o kadar sıkı bağlamışlar ki saçına pembelikler geçmiş. Evet, şu an itibariyle Oops Baby'nin saçının bir tanesi açıldı. Diğeri de açılsın. İşte öyle. Diğeri de çıktı. Şimdi tarama zamanı. Çok heyecanlıyım arkadaşlar. Bakalım nasıl olacak. Doink, taranmıyor ki. Öyle bir jöle sürmüşler ki arkadaşlar gerçekten taranmıyordu. Evet, saçının bu tarafının taraması bitti. Şimdi diğer tarafa geçtik. Bakın öncesi sonrası nasıl jölelemişler yavrumun saçını. Aylarca ne kadar rahatsızdır o şimdi. Heh, şöyle bir güzel tarayalım, saçları hava alsın canım. Dararam arkadaşlar, ne düşünüyorsunuz? Ben birazcık korkuyorum annemin tepkisinden açıkçası. Çünkü bunu görünce çok korkacak ve bana çok kızacak arkadaşlar. Evet, birazdan annemin tepkisini de göreceksiniz. Anneme gidip göstereceğim bu saçları arkadaşlar. Hatta annemi çağırayım. Oops Baby'nin saçları da bu şekilde oldu arkadaşlar. Bakın bence çok tarzı oldu, çok güzel oldu. Oops Baby diğerine koyuyorum yeni saçlarıyla birlikte. Ve sırada çok korkuyorum ama Daring Diva var. Neyse ki Daring Diva'dan bir tane daha var arkadaşlar. O yüzden ona birazcık korkmuyorum. Nasıl olsa bir tane aynen bu saçlı bebeğimiz var zaten. Şimdi açıyorum. Lastiklerini çıkartıyorum. Ve taramaya başlıyorum. Bunun saçına biraz daha umutluyum. Çünkü jöle yok bunun saçında arkadaşlar. Oops Baby'de çokça jöle vardı. Saçı o yüzden kas katıydı. Arkadaşlarım, canım arkadaşlarım. Hemen Daring Diva'yı yerine alıyoruz. Maalesef üzülerek arkadaşlar efsane ve mis gibi alıyoruz arkadaşlar. Ve videomuz gayet güzel ve gerilim dolu ilerliyor. Çünkü birazdan annemi çağıracağız. Evet, mis gibi'nin siyah saçları. Zaten arkadaşlar tokası. Direkt tarayacağız. Ve şu dalgaları bozacağız. Ve annem bana bunu yaptığım için çok kızacak arkadaşlar. Ama reklamında hiç böyle olmuyordu. O kadar güzel oluyorlardı ki arkadaşlar. Ya reklamlar işte hep kandırmaca, hep. Bakın kahkülü bile varmış. Bunlar kahkül gördüğünüz gibi. Bunlar değil. Şunlar kahkül. Evet, bu şekilde arkadaşlar. Devam ediyorum. Gayet heyecanlı devam ediyor videomuz. Ve arkada görünmeyen Oops Baby'nin saçlarından dolayı önü kapanmış bir çilek kız, yani Skiter Girl var. Onun da sarı lastiklerini çıkartıyorum. Zaten onun da saçı jölesiz. Bu yüzden kolayca taranacak. Evet, hadi taramaya başlayalım. Bakalım senin saçın ne kadar kötü olacak. Arkadaşlar gerçekten izlediniz mi siz de reklamları? Reklamda saçlarıyla ilgili bir slogan söylüyordu. İşte çok tarz, hepsiyle çok tarz falan gibi şeyler söylüyordu. Ve o zaman bebeklerimizin saçlarını böyle taramışken, yani saç tokaları açılmışken ki görüntüleri vardı. Ve hepsi çok tarz, çok güzeldi. Neden benimkiler olmadı? Şimdi hepsini yere dizeceğim ve annemi çağıracağım. Evet. Çilek kız da bu şekilde oldu arkadaşlar. Harika ilerliyoruz. Ya çok mutluyum. Oops Baby, Splatters, Witchy Bebek, Skiter Girl, Miss G ve Daring Diva'dan sonra sıra Her Majesty'de. Evet, Her Majesty'yi de çok merak ediyorum. Çünkü reklamda en beğendiğim ve wow dediğim Her Majesty ve saçlarıydı. Şöyle hatta direkt lastiği keseceğim. Ve hemen taramaya başlıyorum. Şöyle dursan aslında biraz güzel olabilirsin tatlım ya. Ay ne kadar uzun saçım varmış böyle. Topluyken hiç belli değil. Evet arkadaşlar. Mükemmeller mükemmeli. Her Majesty'nin saçı böyle oldu. Onu da hemen yukarıya yerine alıyorum. Oh, saçından dolayı durmuyor arkadaşlar. Tatlım şöyle duracaksın. Saçını öyle arkada sallanacak. Ve sırada en sevdiğim olabilir. Snow Bunny. Ve onun saçlarını hiç açmak istemiyorum arkadaşlar. Çünkü çok güzel. Ben açarsam şimdi nasıl olacak ki? Arkadaşlar o kadar özenli yapmışlar ki saç rengi neyse bebeklerin, lastik dokunanın rengini de öyle yapmışlar. Haydi bakalım tarayalım ve nasıl olacak görelim. Kesin çok kötü olacak. Yine bu arkadan bir nebze güzel oldu. Ama önden bu da çok kötü oldu arkadaşlar. Ya ne yapacağım ben? Bunu da en arkaya koydum. Ve sondan bir önceki bebeğim Betty arkadaşlar. Betty'nin saçları aşırı kötü olacak buna eminim. Neden? Çünkü onun da saçları jöleli. Ve jöleli saçlar çok kötü oluyor. Haydi bakalım. Şöyle güzelce taramaya başlayalım. Betty'nin saçlarının rengine bayılıyorum. Neon yeşil ve siyah karışımı. Altları siyah. Üstleri neon yeşil. Çok bad bir tarz arkadaşlar. Zaten adı da Betty. Oo. Şimdi hepten çok 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 Betty olacaksın ama.
Ne yapayım? Daha geniş bir tarakla mı tarayayım? Ne yapayım yani? Evet. Bu şekilde arkadaşlar. Efsane oldu. Bayıldım. Ay, doink arkadaşlar. Çok kötü oldu. Ve en korktuğum saçlardan bir tanesi ve son bebeğimiz Young Cutie. Evet, Young Cutie. Senden gerçekten çok korkuyorum. Çünkü berbat olacağına eminim. Berbat olacaksın yani bence. Hadi bakalım. Umarım beni yanıltırsın ve saçların güzel olur. Ve Young Cutie'nin saçları da bu şekilde oldu arkadaşlar. Şimdi ne yapıyorum biliyor musunuz? Hepsinin kafalarını buraya çıkartıyorum. Özellikle bad, yani çok kötü olanların kafalarını çıkartıyorum. Ve annemi çağırıyorum. Ve annemi şoklardan şoklara sürüklüyorum. Evet. Hazır mıyız arkadaşlar? Ben hazırım. Anne. Hoş geldin anneciğim. Sana bir sürprizimiz var. Nedir acaba? Gel anneciğim, gel 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 gel. Anne. Buse. Efendim. Bedenleri nerede? Bedenleri. Bedenlerini bırak, bunlar bir şeyler olmuş. Bebeklerim. Buse, saçlarını açtın. Günaydın ya. Anne. Ama şu çok teyze olmamış mı? Anne çok hepsi. Çok teyze olmamış mı? Hepsi çok değişmişler. Birbirinden kötü oldu. Reklamdakilerle alakası yok. Hayır, ben çok beğendim. Beğendin mi? Evet, ben çok beğendim. Saçları bağlı halleriyle birazcık daha bebeksi çocuksuydular bu halleriyle. Sanki böyle birazcık genç kız oluvermişler. Peki bu ne tür bir genç kız anneciğim? Barbie mi? Saçlarını böyle yatırırsan çok şirin bir genç kız. Bak. Saçı böyle havada mı kalacaktı bu Buse'cim? Ama olmuyor işte. Olur olur. Reklamdaki gibi olmadı. Sen bedenini tak. Şöyle biraz birkaç gün boyunca saçlarını boynuna doğru dola. Omuzlarına doğru da bir lastik geçir. Saçlar aynen böyle kalır. Adeta bir prenses olur. Arkadaşlar bak. Annem kadar iyimser bir insan görmedim. Tamam. Ya, teşekkür ederiz anneciğim. Ne kadar güzel bir kız oldu. Evet arkadaşlar. Yine şoklardan şoklara sürüklendik ve annem kızmadı. Kızmadığı gibi bir de beğendi arkadaşlar. Doink oldum cidden. İnanamıyorum anneciğim. Neyse, mutlu olabilirim. Annem kızmadı ve hatta beğendi arkadaşlar. Evet, artık veda zamanı. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Videolarımızı beğenmeyi ve kanalımıza hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Nasıl botoks yaptırmış gibiyim. Kaşlarımı kaldırmış gibiyim arkadaşlar. Bakayım. Yaptırmayı düşünüyorum. Yakışacak mı bana bakayım? Yakıştı sanki. Ay çok kötü oldum. Videolarımızı Facebook, Instagram, Twitter gibi kendi sosyal medya hesaplarınıza paylaşın. Bir sonraki videoda görüşene kadar sağlık, mutluluk ve eğlenceyle kalın. Oyun oynayın ve çocuk kalın. Hoşça kalın.